Evet, futbolu özledik. Futbolu konuştuğumuz bölüme hoş geldiniz. Fenerbahçe'de teknik direktör adayı Tahir Karapınar. Şimdi Tahir Karapınar ismini çoğumuz ilk defa duyduk. Açıkçası bir tabii... Önce hepimiz ilk defa duyduk. Evet, ama futbol dünyasında olanlar vardır, duymuştur da. Tahir Hoca tabii ki gölge olarak hani bir resmiyet kazanırsa şeklen hocalık yapacak. Benim kafama takılan şey, şimdi sıralama önemli. Hı hı. Burada başarı da, yani 8 hafta kaldı, bu sezonda evet. Şey yapmamak lazım, yabana atmamak lazım. Acaba bu model, yani gölge bir teknik direktörle mi devam etmek daha doğru? Yoksa tabii şartlar uymadı, ona bakıldı ama yeni bir teknik direktörle başlamak daha mı iyi olurdu sence? Abi belli ki bunu hani böyle bir opsiyon olsa zaten yaparlardı. Olmuyor yani. O ya ay. Bazen Fenerbahçe'nin içinden gelmiş hani isimler olabilir. Hani mesela Bülent mesela... Korkmaz Galatasaray'da göreve gelmiştir. Ne bileyim başka isimler Hamza Hoca mesela abi, göreve geldi. 8 maçlarına birini getirmek çok kolaydı. Çünkü sonra, senden sonra gelecek hoca Guardiola olur. 8 maçlarına yaparsın. O zaman ne bileyim mesela İsmail Hoca'ya gidersin vesaire. Çözersin yani. Ama mesela İsmail Hoca'yı Erol Bulut'tan önce getiremez. Bielitsa'dan önce getiremezsin. Adam da hani kendini öyle görmüyor, görmez mesela. Örnek veriyorum tamamen yani aklıma geldiği için. Bu sebeple bir de böyle bir arada yani bir opsiyon yok belli ki. Şu an olabilecek bir şey yok. Hoca adayı yok. O zaman geçici çözüm üzerine gitmek normal. Ama işte bunu iletişimini doğru kurmak lazım. Yani geçici hocada bir gariplik yok. Zaten geçici hoca olacak. Yani Tahir Karapınar gelmese de geçici hoca olacak. Ama burada eğer Tahir Karapınar'la sözleşme görüşmesi yapılıyor haberi çıkacak boyuttaysa ve bunun kararını prensip olarak verdiysen zaten eminim Tahir Hoca'yla da görüşürken bellidir olup olmayacağı. Çıkarsın yeni sezon öncesinde teknik direktörler alışverişlerimizi görüşmelerimizi sürdürmekteyiz. Ancak görüşmelerimiz yeni sezonu kapsamaktadır. Yeni sezon gelene kadar geçici bir hoca göreve getirilecektir dersin. İki gün sonra Tahir Karapınar haberi çıkarsa kimse sana niye Tahir Karapınar demez. Ama abi insanlara sen 3 ay beklettikten sonra acaba Pellegrini mi oluyor, Abdullah Avcı mı oluyor, Erol Bulut %70 kendisi de burada zaten. Tatava'da. Bielitsa %250 falan böyle bir ortam var, tamam mı? Herkes birbirini kesiyor. Hoca görüşüyorsun, o oluyor bu oluyor, yönetici bunu diyor, bu yönetici bunu diyor. Onunla görüşüyorsun, şey oluyor, işte daha büyük bir hoca mı geliyor, sır gibi bir hoca mı gelecek? Mesela Laurent Blanc haberi çıktı, onun üstüne gidip konuşacağım biraz. Reddettiğine dair Avrupa basınında haberler çıktı. Haberi ben emin değilim. Onun Fransızlar yazmıştı. Hayır, ben okudum, ben biliyorum haberi. Ben ondan önceki haberi. Yok, ben okumayanlar için. Ben onu yani okuduğum ve biraz araştırdım arka planında. Fenerbahçe hala aday orada, neyse. Şimdi böyle bir tabloda sen hocayla görüşüyorsa kimse bir şey demeyecek ama işi bu boyuta getirdik ki hype yükselt. Herkes artık ya bırak Tahir hocayı, bırak geçici hocayı. Ya bu hocalardan biri açıklansa tepki gösterecek yani neredeyse. Öyle bir birikmişlik var. Ya çok iyi anlıyorum Fenerbahçe taraftarını. Şimdi onun üzerine Tahir Karapınar dediğin zaman adamı da ortaya atmış oluyorsun. Adamın belki hiçbir suç yani Tahir Hoca'nın suçu ne diyebilir miyiz yani? Ya en ufak bir kabahat yok, en ufak bir şey yok ama öyle bir iletişim şey oldu ki şimdi muhtemelen ben yönetimi çekineceğini düşünüyorum bu atamadan. Yani o getirirsek bu saatten bu kadar tepki sonrası bize sıkıntı olur mu? Ya dönecek bence. Emre Belezoğlu'nun yani geçen Ersun Yanal'dan sonra Yalçın Koşkabak modelini burada uygulamak istiyor. Bir farklı ismi Tahir Hoca yazdı. Sezon sonunda altyapıya geçmesi gibi bir şey var. O fikir hep Emre Belezoğlu'nun kafasında var. Ona uygun bir durum aslında. Abi bunun iletişimini yaparsın. Dersin ki bu hocamız yeni sezonda gelecek. Yani yeni sezonda ya da daha doğrusu hemen getiremeyeceğini anlaman süren 90 gün olmaması lazım. Baktın olmuyor gerçekten. Açıklama yaparsın yani. Zaten koronavirüs pandemisi yaşandığı dönemde görüşmelerimizi tabii ki bu da yansıdı. Biz yeni sezon için görüşmelerimizi devam ettiriyoruz. 8 haftayı da yurt içinden bir alternatifle geçici bir hoca görevi getirerek yapacağız. Bunu yardımcı hocaların hiçbir sorun olmayacaktı. Hiçbir sorun. Aynen, yardımcı hocaların çok etkisi olacak. Nasıl Nihat Özdemir için dedik? Yani önemli olan iletişimi doğru kurmak ve açıklama yapmak, şeffaf olmak. Biz de bu konularda şeffaf olmak biraz şey geliyor. Ya bilmiyorum yani taraftar doğrudan muhatap aldığın zaman taraftar da şey değil. Ya zaten
rasyonel değil taraftar. Yani atıyorum Fenerbahçe taraftarı, Fenerbahçe ne yaparsa yapsın çok iyi bir şey olduğuna inanmaya hazır zaten. Galatasaray taraftarı da Galatasaray'ın yaptığı her şey doğru olduğuna inanmaya hazır. Yani çünkü kendimizden de biliyoruz böyle hani süt gibi beyaz bir şey beyaz dediğin zaman nasıl beyaz dersin o siyah falan diye tepki görüyorsun. Çünkü adam ona inanmak istiyor. Tabii. Normal. Normal yani tamamen kesin gözüyle görmeden inanmayacak. Zaten taraftar inanmaya meyilli. Sen doğru şekilde şeffaf ol. De ki bu durum böyle. Yeni sezonda da hoca gelecek. Kimse kimseye kızmaz abi. İster Berkay'ı getir, ister Tahir Hoca'yı getir, ister Evren Göz Nevzat ikilisini getir. Hiçbir sıkıntı olmaz abi. Gerçekten olmaz modeli, yani. İsveç modeli. Gel olmaz İki abi. Hoca. Ya tabii canım. Sıkıntı buradan kaynaklanıyor. Yoksa hani Tahir Karapınar isminden kaynaklandığını düşünmüyorum. Hocaya da üzüldüm açıkçası. Ya hoca için tabii zor bir durum. Ya yani bir anlamda sürpriz, bir anlamda zor. Bir bakıma da hayatı boyunca belki de beklemediği bir durum ama eğer Yalçın Koşukavak modelinde olduğu gibi 8 hafta kalıp daha sonra altyapı koordinatörü olacaksa bu plan dahilindeyse zaten bu da yakın zamanda anlatılır. İletişimde söylenir diye düşünüyorum. Bir de belki de şöyle bir boyutu var abi. İnsanlarla doğrudan muhatap olacak birisi yok ve ya şimdi anlıyorum çetrefilli durumu. Ya Emre Belözoğlu atamasında bence bir sıkıntı yok. Emre Belözoğlu'nun bu iş üstlenmesinde bir sıkıntı yok ama eğer üstlendiyse de artık futbolcu kimliğini bir kenara bırakıp bu görevi de üstlenip bu açıklamayı belki Emre Belözoğlu'nun yapması gerekiyor. Yani biz böyle çok ciddi şekilde çalışmalar yaptık. En iyisi olması için de yeni sezonda hoca getirmemiz gerekiyor diye çıkıp onun konuşması lazım. O zaman insanlarda bir sakinlik olur. Ama mesela birden işte hani Laurent Blanc mı derken Tahir Karapınar ismi çıkıyor. Sonra biri diyor ki onu Emre Belözoğlu önermiş. Tamam mı? O yani Emre Belözoğlu'na da yansıyor. Yani şu an adam tabii, yapmadığı icraatlarından kredi kaybediyor. Aynen öyle. Daha başlamadan. Ben tepki de görüyorum yani açıkçası. Divan kurulunda yaptığı bir konuşma vardı. Orada bayram sonuna işaret etmişti teknik direktör için. Tabii taraftarlar da oraya yöneldi. Tabii. Hem acelemiz yok dedi hem bayram sonrası olabilir, yeni gelişmeler olabilir deyince muallakta kaldı. Berkay çok güzel bir şey hatırlattı. Hakikaten başkan divanda söyledi. Bir beklenti de Berkay doğru. Berkay'cığımın suçu ne? Bayram sonu demiş. Adam da tabii her hafta hoca totosunu yapar yani. Hoca totosu. Bakalım yarın Toto kim gelecek Toto. Bakalım yarın kim gelecek. Bir anlamda hoca çalışmaları sürüyor. Bir de saha içinde İsa'nın bir açıklaması oldu. İsa ya, aklıma geldi yine ya. Ne? Berkay'a attım görür görmez şey böyle. İki caps. Ya Pellegrini ya Bielitsa diyor. Sonra ikisine geçiyor. %70 Erol Bulut, %30 Abdullah Avcı. Ulan bu matematik bilmeye ihanet lan bu. Nasıl olabilir böyle bir şey yani? Arkadaş bana mesaj attı. Geçen hafta falan önce abi bugün oranlar nasıl diye. Aslında bir abi, şey yapsak hoca. Ama aykırdım onu görünce direkt Berkay'a yani, attım. Ya çok acayip o ama oluyor yani sonuçta herkes kulüpten aldığı bilgiyi paylaşıyor. Abi de kulüpten birden fazla bilgi sızınca normal. Ben tabii. Bu arada şey demiyorum. Bu arada hani insanların yalan haber diye genelde üstünden geçtiği şeylerin çoğunun kaynağının yöneticiler olması da çok acayip. Yani özellikle muhabirlerin haber yapınca muhabirler çok eleştiriliyor. Evet o, maalesef. Bak %80'i falan yönetici kaynaklı haberleri. Tabii bir kısım da masa başından yazılanlar da olabiliyor ama bu var tabii canım. Ama eski usul gazetecilik artık çok. Abi onu anlıyorsun. Ben anlıyorum değişiyor. Yani. Adam masa başında yazmışsa ben 40 kilometreden anlarım onu. Tabii hissediliyor. Ama bazısını anlıyorum yani. Tepki gören bir haber ama yöneticiden çıkmış. Çok belli yani. Tabii tabii. Bir anlamda şimdi şeyi de konuşalım. İsta olayını. Çünkü saha içi önemli. Fenerbahçe'nin ilk sağ bekiydi İsta. Şimdi Fenerbahçe direkt olarak sağ bek alacak. İsta açıklama yaptı biliyorsunuz. Ayrılacağını söyledi. Bu haftanın önemli açıklamalarından biri de o. Şimdi Gökhan Gönül'ün ismi geçiyor ama Beşiktaş'ta bırakmak istemiyor. Beşiktaş bölümünde konuşacağız ama siyah beyazlı cepheden de şey var. Gökhan Lıcay'ını tutmak istiyoruz şeklinde açıklama var. Orada belki de Gökhan'ın da dışında İsta'dan bağımsız yeni bir sağ bek olacaktır. Yani Fenerbahçe sol bek sol bek diye hep anlatıyor ya taraftarlar ama bir de sağ bek sorunu var. Bakalım nasıl çözecek? Yakında adaylar çıkacak. Basında yansıyacak. Açıkçası İsla bence bu kadronun isabeti zaten hiçbir zaman olmadı. Evet. Ya Dirar zaten çok daha bence verimli ve
bir oyuncu beklemeyeceğim. Yani bekte oynadığı zaman bile hücuma da katkısını belli ölçüde sunan ve orta sahaya bence esas. Yani bir yarı orta saha gibi oynayan. Aslında mesela Abdullah Avcı'nın sahte bek kullanmaya çalışması bence sahte bek tanımına olabilecek en uygun şey. Bek gibi ama aslında orta saha. Yani. Üçüncü bir orta saha gibi getirebileceğin, oraya kalabalıklaştırabilecek bir oyuncu. Çok daha meziyetli ve kaliteli bir isim. Daha değerli bir oyuncu. Ben Fenerbahçe kadrosuna bile en değerli görmüyordum. Yani ve artık hani İslam'a da her geçinde anlatıyorum. Fikir olarak da söylüyorum. Ben hiçbir kayıp olduğunu düşünmüyorum. Ya Fenerbahçe'nin içi rahat olsun. Yani bence bir kayıp yok. Tam tersi. Eğer 8 haftanın parasını almayacaksa Fenerbahçe'ye ekonomik bir katkı gözüyle bakıyorum. İsa'yla ilgili söylediklerine katılıyorum. Çünkü Fenerbahçe tarihinde zaten hep hücum bekleri olmuştur. Araya gireyim. Son dakika gelişmesi var. Fenerbahçe Tahir Karapınar açıkladı. Hadi bakalım. Bilgilendirme. Tahir Karapınar yeniden yapılandırılmakta olan Fenerbahçe Futbol Altyapı Organizasyonumuzda Futbol Akademi Altyapı Koordinatörü olarak göreve getirilmiştir diyor Fenerbahçe Kulübü. Daha önce görevlerinden bahsedilmiş, milli takımlarda çalıştığından bahsedilmiş. Sonunda da şöyle bir şey var. Bununla birlikte Tahir Karapınar 2019-2020 sezonunun kalan bölümünde Futbol A takımımızın teknik heyetiyle birlikte sahaya çıkacak. Sezonun tamamlanmasının ardından altyapıdaki görevine resmi olarak başlayacaktır diyor. Evet. Aslında açıklanmış yani tamam. Bant'tan canlı program güzel oyunda. Sıcağı sıcağına Berkay Tokyoz'dan aldık gelişmeleri. Biz yayındayken Fenerbahçe Kulübü resmi açıklamayı yaptı. Dolayısıyla biz de başarılar diliyoruz öncelikle. Hayırlı olsun. Hı hı. Programda geniş konuştuk. İlk bölümde değil, ikinci bölümde konuşmuştuk. Tıpkı Yalçın Koçukabak'ta hedeflendiği gibi bir model. Programda konuştuğumuz gibi. Yani daha sonra altyapı hocası olarak devam edecek. Yepyeni bir dönem başlıyor Fenerbahçe'de. Hayırlı olsun diyelim Uğurcuğum. Hayırlı olsun. Zaten yani bu çok yani net bir şekilde ortadaydı. Yani sonuçta Tahir Hoca üstüne geleceği inşa eden bir durum değil. Tahir Hoca yardımcı olmak için o göreve geleceği de belliydi. Dediğim gibi sadece iletişimin biraz problemi oldu ve adın medyadan sızıyor olması, yani medya kanalıyla ilk kez duyulması. Ya bunun da hiç duyulmadan hemen bir şekilde hani direkt açıklansa bile sıkıntı olmazdı bence. Hı hı. Ya insanlarda şey algısı oldu. Yani hani bu isimlerden bahsediyorken bu mu oluyor gibisinden, ama bunun geçici vurgusunu daha iyi şekilde resmi kanallardan yapılabilirdi. O biraz dün biraz o krize yol açtı ama bence çok çok da acayip bir sıkıntı yok. Bulamıyorsan da abi şimdi sezonun bitimine 8 hafta kala hoca bulmak kolay bir şey değil yani. Ne olursa olsun. Kaldı ki hele pandemi döneminde hiç değil. Ya bırak şeyi, kendi futbolcunla bile açıkçası o işin yoğun olduğu dönemde bir araya gelmekte zorlanıyorsun. Görüşme yapmakta zorlanıyorsun vesaire, her şey artık Skype'a falan dönmüş. Elbette bu görüşmelerde sıkıntı yaşanacaktı. Ben biraz anlayışlı olunması taraftarıyım. Ya yani bu, o kadar da kızılacak bir şey yok. Evet, yani tarafların tepkisi duygusal ve senin bölümün başında söylediğin gibi taraftar hep en iyisini, en güzelini ister. O yüzden o tepki biraz duygusal. Bir de şunu eklemek lazım. Hem Volkan Demirel'in oradaki varlığı, Mehmet Aurelio'nun katılımı, Emre Belezoğlu'nun sorumluluk alması, yardımcı hocaların da biraz işine fazlasıyla girdiği bir model oldu. O da asıl hani kararları verecek olan o grup. Hı hı. Orada Tahir Hoca kağıt üzerinde bir resmi göreve başladı. Tekrar hayırlı olsun diyelim ve güzel oyunda diğer bölüme geçelim hep birlikte.